birinci derin dalış. Berat, Cem, Hüseyin, Mahmut, Musti, Melis, Gökhan, Gökhan orada, Ali, Fahri, Esen, Esen, işte bu. Evet, takım tamam, 10 kişi. 2 tane gözetmeniniz olacak bugün. Biri Yevgeni, biri de ben. 12 kişi birinci dalışta. Derin dalış, amforaya dalıyoruz. 27 metre dip. 27 metreden eğer açığa çıkarsanız 33 metre. Kıyıya doğru dönerseniz 35 metre. Bir güzel rifttir. Orada bir ahtapotumuz var. Şu anda annelik yapar yavrularına, yumurtalarına. Onu göstereceğim size. Bir tane büyük lausumuz var. Sabit yerinde durur. Ve kabuksuz salyangoz. Renkli olanlardan. Kırılgan yıldız. Tüle benzeyenlerden. 30 metre derinlikte var. Su sıcaklığı aşağı yukarı 20 derece düşünürüm. Geçen dalışımız 20-21 dereceydi. Ona göre giyindik. İpi tutarak 5 metrede herkes onay verdikten sonra aşağıya devam ediyor. Teknede bodylerimizi oluşturacağız. Sorusu olan var mı? Dalışı tamamlayan arkadaşlar yavaş yavaş karaya geldi. Utku ile beraberiz. Utku nasıldı deniz? Deniz bugün sakindi. Dalışımız eğlenceli geçti. Hiçbir sorun yaşamadık. Kaç metreye daldınız? 30 metre civarlarına daldık. Su nasıldı? Su biraz dipte soğuktu. Ama onun dışında bir sıkıntı yoktu. Evet. Neler gördünüz? Maalesef çok vahşi yaşam kalmadı artık adamızda. O yüzden çok fazla çeşitli deniz canlıları göremiyoruz artık. Yine aslan balığı vardı bol miktarda. Orfo vardı, deniz yıldızları vardı. Niye? Ahtapotumuzu gördünüz mü? Ahtapotumuzu gördük. Ahtapotumuz oradaydı, yerindeydi. Şöyle. Güzeldi. Güzeldi, eğlenceliydi. Evet. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl geçti dalış? Vallahi çok çok güzel geçti. Güzel serinledik. 20 derece gibi. Harika. Harikaydı. Güzel. Kamerayla bir iki aksilik yaşadım. Size de üzgünüm. Pili doluydu ama dolu gördüm. Dolu değilmiş. Dolayısıyla harika da görüntüler çıktı bugün. Hem sualtı canlılar olsun hem de rif açısından süperdi ama bana kaldı görüntüler. Gözümdedir, hafızamdadır ama gene ikinci dalışta kısmetse toplayacağım. Yedek pilim yanımda. Neler gördük bugün? Bugün son zamanlarda tehlikeli olduğu bilinen, herkes tarafından artık reklamını ettiğimiz aslan balıklarıyla doluydu. Uzun bacaklı, uzun dikenli kestanelerimizden çok sayıda vardı. Mürenimizi gördük. Onu beklentimiz içerisindeydi zaten. Lahos, Orhos balıklarımız var. Büyük olanını kaya dibinde görmeyi başardık. Bazı arkadaşlarımız göremedi, bazılarımız gördü. Başka ahtapot, 3 tane boş, 2 tane bu 3 boş yuvamız vardı. Onları da bir incelettirdik arkadaşlara. Bir tanesi, 2 tanesi doluydu. Onları görmeyi başardık. Çok güzel görüntüler verdiler. Kısmet inşallah sizlere de nasip olur onları görmek. İnşallah. Bir sonraki dalış. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kolay çok gelsin. Sağ olun. Merci. Evet, Deep Dive Dalış Okulu direktörü Erol Adalıyer, o da bugün 30 metrede daldı ıslak ıslak, serin serin su yüzüne çıktı. Nasıl geçti dalış? Dalış güzeldi.
söylediğimiz gibi dalış öncesi ne söylemişsek hepsini gördük. Ahtapotumuz yerinde durur. Kendini çok iyi kamufle etmiş ve saklanmış. Müren balığı gördük. Epey Lahos orfoz gördük. 33 metre en derin noktamız, ilk dalışımız. Güzeldi, serindi. Bir kendimize geldik sabah dalışı, evet. İyi oldu. Mürenimiz 1'di 3 oldu. Ama üzücü bir şey, balon, aslandan sonra da uzun dikenli olan kestane çoğaldı ve ilk defa bu derinlikte 3-4 tane gördük. O bizi üzüyor. Hep bunlar istilacı tür. İnşallah bir çaresine bakacağız. Evet, inşallah. Şimdi ikinci dalışa gidiyorsunuz. Evet. İkinci dalışta ne var? İkinci dalışta hem mezuniyet var. 3 tane dalgıcımızı mezun edeceğiz. 18 evet. metre, ilk 18 metreleri olacak. Alalım, mezun olacak dalgıçlarımızı da yazın. Mezun olacak dalgıçlar biraz heyecanlı herhalde. Buralarda çıkacak şimdi. Gel Arda. Evet. Arda'yı çocukluğundan beri evet. tanırım. Ve iyi bir dalgıç olacak inşallah. Evet. Geçmiş çekimlerimizde Arda'yı gördük. Eğitimini evet. alıyordu. Bugün mezun oluyorsun. Nasıl, heyecan var mı yoksa? Biraz var tabii, var. Evet. İlk kere bu gardiyonu alıyorum. Hı-hı. Ama iyi eğitti yani. Çok evet. şey değil. Korkum yoktur yani. Evet. Peki nasıl başladın bu dalış olayına? İşte, nereden aklına geldi? Yok, bir gün içerideydik. Bam dedi ki buna bir iş bul, yapsın dedi. Sonra geldim. Evet. Evet, işi buluyorsun bugün hayırlısıyla. Evet. Peki, başarılar diliyoruz Arda. Tebrik ediyoruz seni. Sağ olun, sağ olun. Nice dalışlara, güvenli dalışlara. Sağ olun. Yeni başlayanlar ne yapması lazım? Onu da bir buradan duyuralım. Önce bir sağlık muayenesi şart. Yani 18 yaşını doldurmuşsa kendi zaten söylüyor, oyun var, buyun var. Ama en doğrusu bir doktor muayenesinden, özellikle kulak, burun, boğaz, ciğer, kalp. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bilemezsiniz bir şeyiniz var mı yok mu. Doktordan geçtikten sonra en doğrusu bu. Yanımıza gelmesi. Yüzme bilmeyen? Sorun değil. Yüzme bilmek şart değil. Zaten giydiği elbiseler onu suyun üzerinde tutuyor. Birisi... Çünkü en çok konuşulan, en çok merak edilen konu bu. Ben yüzme bilmem, nasıl dalacağım noktası var. Ama yüzme bilmeyen dalgıç arkadaşlarımız da var. Var aramızda var ve onlar daha dikkatli gidiyorlar. Yani suyun altında zaten yüzmeye gerek yok. Eller bağlıdır. Sadece ayaklarla. Evet. İlerliyorsunuz. O yüzden yani bir nevi yürür gibi suyun altında. Yani ona benzer. Yani nasıl yürürken ayaklarımızı oynatıyorsak suyun altında da öyle. Aynen öyle. Sabahtan beri. Bugün sabah yerini aldı. Evet. Bugün mezun olacak. Neler hissediyorsun? Heyecan var mı? Var, biraz var. Nasıl başladı bu dalış merakı ve macerası? Bir tatilde ablamla beraber yapmıştık. Hı-hı. Ondan sonra kısmet evet. bu zamanaymış. Paleti giyen bırakamıyor bir anlamda. Peki bundan sonra ne düşünüyorsun? İlerlemek var mı 18'i aldıktan sonra? Tabii ki, çok isterim. Yani evet. gerçekten başladıktan sonra bırakamıyorsun. Evet. Peki tavsiye eder misin? Kesinlikle. Yani farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Hı. Gördüğünüz şey çok daha farklı. Güzel yani. Güzel. Peki başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Güvenli dalışlar. Evet, biraz sonra 18 metreye dalış yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Güvenli dalışlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Hüseyin'le beraberiz. Acıktı da. Evet. Suyun altında. Biraz besin almamız lazım. Evet, nasıl geçti dalış? Güzel geçti. Keyifliydi. 30 metre biraz soğuktu galiba. Biraz soğuktu, evet. 30 metre biraz soğuktu. Biz şort ile aldık. Bugün dedik herhalde fazla soğuk olmaz ama aşağı evet, inince... Dışarıdaki havaya kanarak. Evet, dışarıdaki havaya kanarak. Aşağı indiğimizde biraz üşüttü ama hareket ettiğimiz için o vücut ısısı onu dengeledi. Evet. Neler vardı aşağıda? Neler vardı? 4-5 taneye yakın yılan balığı gördük yuvalarında. Güzeldi. Lahos gördük. Ahtapota yanaştık ve ahtapot tam içeriye girdiğinde denk geldik.
kayalarına böyle piramit şeklinde kendine bir yuva yaptı. Büyük ihtimalle yumurtlama zamanı olduğu için kendini korumaya aldı. Keyifliydi, güzel bir dalış oldu. Güzel. Evet, şimdi ikinci dalışa gidiyorsunuz, 18'e. Evet, ikinci dalışa gidiyor. Şimdi burada 18'e. Ne var, ne göreceksiniz? Burada yine belirli bölgelerde bizim bildiğimiz, sürekli dalanların bildiği, işte Atogot, gene Laos, bir de Orko kayamız var. O daha önceden bildiğimiz bölgelerde, o batlar zaten oradan dışarıya gitmez. Onları ziyaret edeceğiz bugün. Bu arada kaç yıldır dalıyorsun Sayın Hüseyin? Ben scuba'yla 4 yıl oldu tanışalı. Aşağı yukarı 20 yıla yakında zıpkınla dalış yaptım. Ondan sonra scuba'ya merak saldım Erol abi sayesinde. Evet. 4 yıldır da scuba'ya katıldım. Hangisi daha zevkli? Kesinlikle scuba daha zevkli. Evet. Çünkü diğerinde avlama amaçlı. Diğerinde avlama amaçlı. Artı nefesini alıp aşağı indiğinde kalış süren belli. 1 dakika maksimum, 1,5 dakika kalabiliyorsun. Bu türlü işte 30 dakika, 40 dakikaya yakın balıkların daha çok yaşam alanlarını, hareketlerini aşağıda daha fazla kaldığımız için bunu daha fazla gözlemliyoruz ve daha keyifli oluyor. Evet. Bilinmeyeni bir anlamda keşfediyoruz. Kesinlikle bilinmeyeni keşfediyoruz. Evet. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Güvenli dalışlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, ikinci dalış. Buradaki arkadaşlar Damla, Feride. Feride, size briefing vereceğim çünkü çıkamayabilirim ben. Arda karşıda. Bu üç arkadaşımız bugün mezun olacak. Mezuniyet dalışlarını yapacaklar. İkinci dalışı 18 metre Mermaid isimli dalış noktasına. Orası mükemmel bir rif ve ilk derin dalışınız olduğu için balıklar sizi sarhoş edecek. İnanın zevkli, keyifli bir dalış olacak. Orada 3-5 tane hareketi, hep bildiğiniz hareketleri bir tekrar ettikten sonra ilk keyif dalışınız olacak. Aşağı yukarı 30 dakikalık bir dalış yapacağız 18 metreye. Ve iple inip iple çıkıyoruz. 5 metrede 3 dakika safety stop'u unutmuyoruz. Zaten yanınızda birebir biz de olacağız. Bununla birlikte yanınızda daha önceden mezun olan Çağan, Erim ve Melis olacak. 6 dalgıç. 18 metre ikinci dalışımızı gerçekleştireceğiz. Tahmin ederim 10.30'da buradan hareket ederiz. Deep Dive Dalış Okulu'nun maskotu bu kadar kalabalık arasında kıskanmış olacak ki kendisine uygun kıyafet bulmaya çalışıyor. Kendisine uygun kıyafet bulamayan maskotumuz çareyi yatıp dinlenmekte buluyor.